Merhaba oyun severler. Bu videoyu izliyorsanız ve muhtemelen geçtiğimiz hafta e, yoğun bakımda değildiyseniz Lost Ark oyununu şöyle bir duymuşsunuzdur veya duyacaksınız çünkü önümüzdeki hafta boyunca her yerde haberleri yapılacağını düşünüyorum. Ama aklınızda şu olabilir: Ya ben bu oyunu daha önce nasıl duymamışım? veya bu oyun neden bu kadar popüler soruları olabilir. Bunların cevabını vereceğiz arkadaşlar. Çünkü bu oyun tam 7-8 saat önce arkadaşlar Steam'deki en büyük rekorlardan birini kırdı. Counter Strike Go'nun direkt olarak arkadaşlar aynı anda 1.300.000 kişilik oynanma rekorunu Farklı biçimde kırdı arkadaşlar yani e, gerçekten inanılmaz bir rekor Valve'ın olmayan bir oyun olduğunu düşünmek lazım ve 4 senelik bir oyun olduğunu düşünmek lazım ayrıca sadece bu da değil bu oyun geçtiğimiz haftada 500.000 oynanmıştı arkadaşlar aynı anda ki orada Paralı yani ön sipariş verirseniz oynayabiliyordunuz normal şartlarda Ücretsiz oynayabildiğiniz bir oyun arkadaşlar Ve çok ilginç de bir hikayesi var oyunun hikayesinden bahsetmiyorum ee, Oyunun geliştirilme satış süreçte yaşananlar Steam'deki Paketlerin TL cinsinden fiyatının artması rekorlar şunlar bunlar derken Ortalık bayağı karman çorman Ama şu bir gerçek arkadaşlar Önümüzdeki günlere kesinlikle damga vuracak. Biz de daha fazla laf uzatmadan ve oyunun görüntüleri eşliğinde birazcık anlatalım bu süreçleri. Hadi bakalım. Öncelikle arkadaşlar bu oyun MMO türünde bir oyun. Ancak MMO oyunların içerisinde tabii ki çok çeşitli oyunlar olduğunu söyleyebiliriz hatta benim çok oynadığım GTA Online oyunu da MMO sayılabilecek bir oyun arkadaşlar. Tabi bunun RPG'leri var, ARPG'leri var, bir sürü farklı çeşitleri var. En yaygını WoW oluyor arkadaşlar. Tabi Türkiye'de Night Online ve Metin 2 de bulunabiliyor. Ama burada baktığımız zaman bu oyun daha çok... Diablo 3'ü andırıyor arkadaşlar veya Guild Wars 2'yi andırıyor. Ee, ama dövüş sistemi olarak hem ikisinden de daha güzel hem de arkadaşlar e, tam anlamıyla bir MMO. Yani onlar gibi değil direkt olarak her zaman arkadaşlar online içerisindeyiz. Hatta buradaki dungeon az önceki savaşın başları arkadaşlar 30 dakika sürüyor. Sonundaki boss savaşı Diablo'ya benzeyen savaş 8 dakika sürüyor ve daha neredeyse en başlarında yani hani gördüğüm ilk böyle detaylı dungeon diyebiliriz ee, haritası çok büyük birazdan göreceğiz içerik yani efsane ee, inanılmaz bir oyun ama nasıl bu kadar bilmiyoruz şimdi arkadaşlar bu oyun aslında ta 2014'te bir videoyla duyuruluyor. Kapışma şekline bakınca ben de videoyu izlediğimi hatırlıyorum Diablo 3 o zamanlar çıkmıştı ona benzediği için çok herhalde böyle dikkat çekmiyor çünkü kimse bunun bir MMO olduğunu ya düşünmüyor ya da işte dikkat etmemişiz dediğim gibi ama aradan yıllar geçiyor ve 2019'da Kore'de bu oyun çıkıyor arkadaşlar ee, insanlar merak ediyor MMO'ların meraklıları var arkadaşlar yani e, yabancılarda çok oluyor ama oynayamıyorlar. Neden? Çünkü İngilizce değil oyun arkadaşlar. Bu da aslında çok engel olmayabiliyor. Çünkü biliyorsunuz Kore kültürü de son zamanlarda çok revaçta. Squid Game olsun, Gangnam Style olsun, işte K-pop gruplar olsun. İnsanlar Korece öğreniyor ama şöyle bir sıkıntı var. Kore'de arkadaşlar bazı oyunlarda kimlikle falan giriliyor. Bu oyunda böyleymiş. Yani giremiyorsunuz. Bu arada ekranda kombat inanılmaz tatmin edici. Araya öyle bir atladım çat tut girdim falan. Diğer arkadaşlar mage olan var. Gunslinger'lar var. Yani ee, çok da varyasyon var. Onu da söylemiş olalım. Bay yani gerçekten kombatı. Popüler olması da zaten muhtemelen kombat üzerinden arkadaşlar. Neyse yani e, Kore'de insanların kimliğiyle de girilen oyunlar olduğu için arkadaşlar buna yabancılar giremiyor. yani e, MMO meraklıları oynayamıyor ve e, beklemeye başlıyorlar. Ama onların beklemesi de yeterli değil arkadaşlar. çünkü e, küçük bir kitle aslında e, sene oluyor işte bu aralar e, Rusya'da arkadaşlar bir çıkış yapıyor ama hala ücretsiz değil oyun ücretli olarak çıkıyor. Ama Rusya'da kimlik gerekmediği için VPN oynayanlar oluyor. Orada artık bir miktar gün yüzüne çıkıyor. Geçtiğimiz yazda arkadaşlar bir alfa deneme falan yapılmış. Burada da artık baya baya bilinir hale geliyor. Kitli olarak yabancılar çok biliyor genel olarak hani reddit postlarını falan okudum bayağı konuşmalar olmuş ama gene de küçük yani böyle 1 milyon 300 bin rekorunu kıracak falan durum yok arkadaşlar ne oluyorsa işte Amazon'un da almasıyla birlikte geçtiğimiz hafta içerisinde salı günü ayın 8'inde bu oyun Eğer ön sipariş verdiyseniz yani oynaması ücretsiz ama founder paket Hani ilk başlayan paketi gibi bir şey düşünebilirsiniz ismini Türkçesini hatırlamıyorum bu paketi alırsanız oynamaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi burada Amazon güzellik de yapmış. Steam üzerinden bize 60 liraydı. Yani bu oyunu 3 gün önce oynamaya başlamak için 8'inde oynamaya başlamak için sadece 60 lira verebiliyordunuz. Burada tabii insanımızın artık e, fırsatçılığı mı diyelim, ne diyelim? Yabancılara yerel fiyatlandırma olduğu için yabancılar aslında çok daha fazla para ödüyor. Eee bu 60 dolarlık, 60 liralık paketleri üstüne kar koyarak yabancılara satmaya başlamışlar. Böyle olunca mesela şu anda 280 liraya çıkmış durumda aynı paket. Haberiniz olsun yani aslında bu kişiler diğer oyuncuların da hakkına giriyor. Bence böyle şeyler yapan insanları tanıyorsanız da uyarın. Yani çünkü ee, onlar yüzünden fiyatı arttırmak zorunda kalıyor firma. Halbuki siz belki bu videoyu izlediniz oynamaya başlayacaktınız o founder paketini almak istiyor olabilirdiniz çünkü premium gibi özellikler de var arkadaşlar Pay to win mi o konuya da geleceğiz videonun en sonunda Yani böyle de ilginç bir anda yaşanıyor fiyatta bu yüzden artıyor arkadaşlar ama Biz o fiyat mevzusunu Türkiye'deki fiyatları falan bir kenara bırakacak olursak bu oyun Ücretsiz olacağı belli olmasına rağmen ayın 11'inde sadece 3 gün erken oynamak için e, onu alıyor insanlar ve 500.000 arkadaşlar bakın 500.000 para verip oynayan oluyor. Ayın 8'inde falan oluyor bu durum. E, bu bir rekor değil Steam'de aynı anda oynama rekoru değil ama sonradan gelecek rekorun aslında bir miktar habercisi oluyor. Neden? Çünkü zaten bedava olunca birçok insanla da gelecek daha bedava olmadan inanılmaz bir ilgi var yoğuna oyuna ve yoğunluk yaşanıyor falan inanılmaz yani gerçekten çok önemli bir noktada bu 500.000 bin kişi limiti ve para da verdiklerini de düşünmek lazım yani gerçekten önemli bir rakam ve New World'ün çıkışıyla da karşılaştırıyorum. New World de çok iyi çıkmıştı ve Amazon'un bir oyunuydu o da arkadaşlar. Ama bu oyun New World'ün falan solladı bitirdi. Şimdi oyun çıkacağı gün 11'i Cuma akşamı arkadaşlar bir anda ertelendi tamam mı? Ertelenince de yani 3-5 saat ertelendi ama Türkiye saatiyle zaten 8 olduğu için gece 4-5 gibi oldu. Ben girdim oyuna 4-5 gibi açılınca çünkü ee, çok da bir zorluk yaşanmadı aslında arkadaşlar ee, Çok geç bir saatti İnsanlar uyuyordu muhtemelen girilmedi Yalnız cumartesi bir girdim Yayında açtım Önceden de girmiştim yani oynamıştım biraz Rahat girerim diye 10.000 kişi sıra arkadaşlar Yayında yemin ediyorum yani 2 saat biz just chatting falan yaptık ki sıra geçsin diye Hani Lost Ark yayını oldu just chatting yayını ama o yayın bitti ben hala videoyu çekiyorum gerçekten sabahı ettim yani 5 ee, saatte oynadım arkadaşlar yayında İnanılmaz keyifli gerçekten çok güzel yani görüyorsunuz izlemesi bile sıkmıyor yani izlerken bir yandan hani bakıyorum vay ne güzel oyun falan diyorum halbuki kendim oynadım. Ee, gerçekten çok güzel. Şimdi tabi bu türü fazla bilmeyen arkadaşlar için biraz daha açıklayıcı olmak lazım. Arkadaşlar MMO'larda bu kadar güzel kombat genelde olmuyor. Yani e, genelde target'ı seçersiniz, skillin tuşuna basarsınız, e, o skill vurur. Bu öyle değil. Yani bu fiziksel olarak kaçırabiliyorsunuz. Yani skill shot sistemiyle çoğu vuruş ee, düşmanlar da öyle. Ee, mesela e, fizik kuralları var, fırlatabiliyorsunuz, dağıtabiliyorsunuz, e, öndeki adamı, arkadaki adamı atabiliyorsunuz ve e, skiller falan hepsi ayarlanabiliyor. 15 adet karakter var, e, skilleri değiştirerek kullanıyorsunuz ve e, atıyorum, puan veriş şeklinize göre skiller farklı hamleler yapabiliyor. Şimdi bu tarz oyunlar mesela hades diye bir oyun var arkadaşlar sırf e, silahı kullanma mekaniği sebebiyle ödüller almış müthiş bir oyun. O da çok güzel oyun ama bu kapsamda bir şey değil. Bir de arkadaşlar 4 senedir piyasada olduğu için oyun sonuçta e, Kore'deyken oyun geliştirilmeye devam etti. içerikler geldi. E, çok zengin. Yani inanılmaz içerik var. Çünkü 4 sene boyunca zaten yapmışlar. E bir de 2014'te de bu oyunun oynanabilir bir videosu da var. Yani o arada da içerik üretmişler. Muazzam bir harita var. Her taraf çok geniş. Ee, sıkılmıyorsunuz. Yani boş beleş işlerle çok sizi dolandırmıyor. Evet en başları her MMO'nun biraz sıkıcı ama yani 1 saat, 2 saatten sonra yardırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Hani hiç öyle MMO gibi değil. Eee Hatta bazı noktalarda MMO'da olmadığınızı düşündüğünüzden e, bazı şeyler garip geliyor mesela slotlar arkadaşlar çok çabuk doğuyor çünkü herkes yeni başladı ya herkes aynı görevleri yapacak slotun doğması lazım. Şimdi ben Diablo gibi hissettiğimden Clear atmaya çalışıyorum her yere. E clear atıyorsun tekrar doğuyor. Böyle sonsuz canavar kesme noktasına geliyorsun. Ya bir dakika ben bunu temizleyemem zaten falan deyip. Çünkü herkes kessin diye yeniden doğuyor. Yani böyle durumları var. Ama dungeonlarına yani daha bir kere girdim. Şimdi bende daha gemili kısmı yok. Yani onlar da gelecek. Muhtemelen videolarını da çekeriz. Ama gerçekten arkadaşlar inanılmaz bir nokta. Ha niye duymadık? Çünkü arkadaşlar Steam'de o 500.000 kişi izle e, oynandığı zaman şimdi yayıncılar bu tarz oyunları sever zaten ve meraklısı olan yayıncılar da girip övdüğü için bir kere orada bir e, oynandı. Abi bedava bir oldu. Dediğim gibi ilk gün geç saatte açıldığı için çok sorun olmadı ama cumartesi günü herkesin tatil günü olduğundan yav Herkes mi bu oyunda? Gerçekten bakın. A, inanılmaz bir oyuncu girişi var. Zaten ücretsiz. Herkes oynuyor. Ya benim Steam'imde bir sürü insan vardır arkadaşlar. Bırakın hani oyun oynamayı sevenleri. Senelerdir girmeyenler açmış bu oyunu oynuyordu. Aynı anda 20 kişi bu oyundaydı arkadaşlar. Benim Steam'imde hiç kimse aynı anda 20 kişi bir oyun oynamamıştır. Yani hani sırf kendi gözlemim olarak bile inanılmaz bir şey. Gerçekten oyun hani e, efsane diyebilirim. Hani MMO gibi bile değil. E, ama MMO'nun bütün güzel özellikleri var. Diablo'nun bütün güzel özellikleri var. Bakın dash atıyorsunuz, dodge atıyorsunuz. Adamların üstüne atlaması var. Çatır çutur kesme var. Yani her şey mevcut arkadaşlar. Oyun sonunda da 8 kişilik raidler varmış ben daha o kadar gitmedim yani ben buna para verip de işte premiumlarını falan da almadım Ama hani şu kadarlık oynaması bile Beni keyiflendirdi yani ben 100 lira 200 lira verip oyunlara 5-6 saatte sıkılmışlığım çok var Tamamen ücretsiz biçimde daha max level'a gelmeden Oldukça eğlendim sadece bir tane dungeon oynadım ya yani hani böyle ekstra çok bir şey de yok ve e, inanır mısınız bilmiyorum oyun hala arkada açık zaten e, birazdan da oyunun içinden de göstereceğim size nelerin hoşuma gittiğini. E, yani daha kapatmadım çünkü sıra yüzünden kapanıtırsam geri giremem diye korkuyorum. Gerçekten ilgi çok fazla bu kadar popüler olmasının sebebi de zaten az sonra da göstereceğim bütün o detaylarıyla bu avantajları yer alıyor arkadaşlar yani hani MMO oyunlar içerisinde bunun gibi bir şey ben oynadığımı hatırlamıyorum, ee, gerçi çok da fazla MMO deneyimim yok yani o yüzden yorumlarda MMO deneyimi olanlar yazabilir ama bu oyunun e, çok uzun süre gideceğini düşünüyorum zaten 4 sene boyunca da başarılı olduğu için bundan sonra da başarılı olacaktır ama e, bakın etraf böyle değil normalde yani burası Tomb Raider gibi ama ee, göreceğiz birazdan çok farklı haritalar var çok farklı görevler var ee, ve benim gitmediğim çok fazla yer var arkadaşlar Hadi gelin birazcık oyun içinde de size göstereyim çok güzel efsane Evet arkadaşlar biraz da oyunun içine bakalım demiştim size oyunla ilgili en iyi taraflardan en azından benim sevdiğim taraflardan ikisini aynı anda gösteriyorum bakın hem combat hem de arkadaşlar rastgele yaşanan olay bakın mmo bu hiç kimseyi tanımıyorum buradaki giant benim kafama geldi bunu 20 kez kesiyorsunuz arkadaşlar bu cambara 20 kere bitti. Ve şu an tamamlandı. Herkese güzel ödüller geldi. Bakın buradaki herkes sokaktan geçerken benim bununla kapışmamı gördü. Ve katıldı arkadaşlar. En başta ben buna çentik zor atıyordum. Yani böyle rastgele olaylar yaşanabiliyor. Kombat zaten çok keyifli. Zaten gördüğünüz gibi bakın şöyle bir atlayıp bir de üstüne şunu yapınca çok zevkli oluyor. Üstüne arkadaşlar ee, rastgele etkinlikler ve e, diğer insanların da görüp katılması derken çok keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. zaten bu oyunun e, 8 senelik geliştirme süreci çıkmadan önce 4 sene çıktıktan sonra 4 sene olmasından e, e, dolayı diyelim sayesinde diyelim Çok fazla içerik var Mesela size şimdi bir haritayı göstermek istiyorum bakın. Az önceki e, dungeon kısmıyla ne kadar farklı bir ortam var. Şimdi arkadaşlar burası normal bulunduğumuz alanın haritası. Burayı tabloda görebiliyoruz Diablo'daki gibi. Ama arkadaşlar buradan bir üste çıktığımız anda bakın. O son hill de gözüküyor. Burası Salantil, bizim bulunduğumuz yer. E, buradan bir üste çıkıyoruz. Bakın dünya haritasını görüyoruz. Bakın bulunduğumuz iki şehirli yer burası. Benim daha önce gezdiğim bölge burasıydı. Bakın dört tane şehir var. Bu şehirler burada bulunduğumuz harita gibi arkadaşlar. Yani e, burada sırf dört tane var. Burada iki tane var. Devamına gidince böyle değişik yerler olacak. Denizde çeşitli yerler var. E, yine burada şehirler var. Yani bakın her yerde. Yani. Resmen dolu dolu bir içerik. Yani siz sırf burayı gezip tozsanız zaten rahat 200 saat eder. İnanılmaz bir içerik var. Tabi Türkçesinin olmaması çok üzücü. Çünkü hikaye veya görevlerdeki yazıları anlamak zor olabiliyor. Ama oynanmayacak kadar şey değil. Zaten ben de öğrendikçe size çeşitli rehberler çekmeye çalışacağım. Karakter seçimi olsun. Seçilen karakterlerin... Ee, bu hildleri olsun bunlara nasıl erişebileceğiniz nerelerden bakabileceğiniz Çünkü benim hepsini bilme ihtimalim de pek olmayacak Ben sadece bu karakteri oynuyorum şu anda ama e, 15 adet karakter var Ve arkadaşlar kombatın niye bu kadar güzel olduğunu da söyleyeyim Bakın şurada gördüğünüz e, 4 tane üstte 4 tane altta skill var Mesela A bunu yapıyor S bunu yapıyor D böyle bir skill de işte böyle channel'lı bir şey. Ama arkadaşlar ben bunları eğer istersem değiştirebiliyorum. Bakın bu çok önemli bir nokta. Hem e, istediğiniz skill'leri kullanabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Hem de arkadaşlar e, onların içinde de değişiklikler var. Yani ne kadar puan verdiyseniz bu skill'lere o kadar opsiyon açılıyor. Mesela ben bu e, skill için e, cooldown'unu azaltmışım bekleme süresini. Ama istersem daha geniş alana vursun diyebiliyorum. Çok puan verdiğim için ikinci seviyede de bir e, özellik seçmişim. Şimdi abi bu özellikleri yanlış seçersek ne olacak diye e, sorabilirsiniz. Çoğu MMO'ya göre tamamen ücretsiz biçimde reset yapılıyor. İstediğiniz gibi kombin yapın demişler. E, burada da hani... Para istedikleri kısım şu 2 tane preset yani 2 tane ön ayar yapabiliyorsunuz. Ama ön ayarların sayısını arttırmak isterseniz diyor ki e, Bana para ver gerçek parayla almanızı istiyor. E, çok anormal gelmedi bana yani sonuç olarak arkadaşlar e, bu adamların da para kazanması lazım yani Bedavadan bir oyunu koymuşlar Bence değer yani ben mesela buradaki preset olayını nasıl kullanıyorum derseniz e, i̇lkinde savaş yapacağım karakteri ayarlıyorum, güzel skillerimi koyuyorum. İkincide de denemelerimi yapıyorum. birinciye geçiriyorum eğer daha güzel bulursam. Siz de bunu yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi puanları istediğiniz gibi verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben e, yani combat sistemini de çok sevdiğim gibi bunları böyle e, customize etmeyi yani kendim için özelleştirmeyi de çok beğendim. E, bu açıdan Harika. E zaten içerik fazla fazla dolu dolu. E abi o zaman ne kötü yanı var? Pay to win muhabbeti var. Şimdi arkadaşlar pay to win muhabbeti bence mevcut. Yani insanlar işte pay to win değil de süreci hızlandırıyor falan diyor. Yani ben para vererek bir yerde avantaj sağlayabiliyorsam orada pay to win'lik vardır. Ve birçok oyunda da maalesef bu durum mevcut. Ama hangi oyunlarda... Pay to win yok diye soracak olursak mesela League of Legends buna güzel bir özellik. Sadece kozmetikleri parayla satıyorlar arkadaşlar. Burada mağaza var şu an bakımda olduğu için gösteremiyorum. Mağazada bir sürü şey satabiliyorlar. Bir premium olayı var. Bazı özellikler premium'un arkasında. Mesela şöyle göstereyim. Inventory arkadaşlar. Petimiz var. Bu pet bizim için topluyor itemları. Ama mesela petin de kendine ait bir inventorisi olsun istiyorsanız e, Kristalin Aura dediği bir premium özellik. Mesela o 60 liraya satılan şu an 280 liraya çıkan da bir aylık vardı. E, yani bunu açmak için böyle bir özelliği kullanmanız gerekiyor. E, yine diğer özellikleri de petin bunların arkasında bazı ufak tefek şeyler mevcut arkadaşlar hani kullanabileceğiniz e, nasıl diyeyim Premium'un sağladığı avantajlar var ama çok normal bunlar fazla XP kasmak gibi şeyler olabilir Birçok değişik şeyi Zaten oyun size veriyor olacak ama benim düşünceme göre yani sonuçta daha erken Endgame'e varmanın Çok da bir avantajı yok Ben bu oyunun bu koskocaman haritanın Tamamını deneyimleyeceksem arkadaşlar ee, ve ücretsiz olarak yapacaksam benim için yeterli ama siz bütün karakterleri oynayacağım hepsini sonuna kadar kasacağım. Ee, oyun sonunda da bu arada WoW'u oynayanlar bilecektir raidler falan var yani 8 kişilik. Onlara gireceğim hepsini ilk bitireceğim diyorsanız tabi oyuna para dökmeniz gerekecek ama... Ee, böyle bir iddianız yoksa yavaş yavaş da oynayabilirsiniz şimdi bazı yorumlar gördüm internette mesela diyor ki abi işte raidlerin başkanları e, iyi kasmışları alacak e, sonuçta para verenler daha iyi kasmış olacak evet öyle olacak ama sonuçta sizin gibi oynayanlar da var bu noktada ben liderlikten çekinmeyin derim arkadaşlar. E, gidin doğru düzgün siz de Free to Play oyuncu guild'i kurun ve arkadaşlarınızla oynayın yani bu o kadar da zor bir şey değil yani casual oynadığınız zaman e, ya ben her şeyi geçtim tamamen arkadaşlar e, şu kadar oynadığım oyun sayısı para verdiğim oyunlarda bile zor yani ben baya uzun bir süreyi harcadım bu oyun için daha en başında falanım yani haritanın daha iki bölgesini açtım arkadaşlar. Ee, hani bütün hepsini oynarsam zaten helali hoş olsun yani hani end game'in de de diğerleri önümde olsun derim. Ee, şöyle bir özelliği var oyunun. Ee, her karakteri denemek istiyorsanız bedava olarak her karakteri oynayamıyorsunuz. Yani istediğiniz karakteri seçebiliyorsunuz en başta ama her karakteri denemek için ee, öyle bir imkanınız yok sadece 6 kalak karakter slotu veriyor serverınızda Ve aynı serverda oynadığınız zaman roster seviyesi sayesinde diğer karakterleriniz de kasılıyor ee, Karakterleri bir serverda açmaya çalışabilir insanlar Bunu bilemiyorum ee, Burada bir para verme durumu mevcut ama ben muhtemelen ikinci karakteri açana kadar en az bir yıl geçer yani ben bu karakteri zar zor bitiririm ve 6 tane imkan veriyor arkadaşlar size. Ee, oynanışlarına bakın. Ee, unutmayın yani skill'lerini değiştirebiliyorsunuz. Ben bunun tipini ve oynanışının keyfi yüzünden aldım. Çünkü yakın vuruyorsunuz ama tam olarak tank değilsiniz. işte araya atlıyorsunuz, fırlatıyorsunuz düşmanları falan. Güzel bir oynanış tarzı var diye düşünerek aldım. Ama e, silahçılar var, topçular var, büyücüler var. Her şey var arkadaşlar. Ee, bakıp tercih edersiniz. Onun dışında eklemek istediğim çok da bir şey yok. Zaten videoda yine baya uzadı. Aslında iki parça olabilecek bir video ama bu şekilde sunucu olarak arkadaşlar ben Beatrix'teyim. Ee, açıklamaya da yazarım. Hani benimle aynı oynamak isteyenler de Oraya girebilir ama hani şunun sözünde de vermiyorum abi. ben bu oyunda GTA oynadığım gibi işte ne bileyim guild kuracağım klanlar yapacağım hep bunu oynayacağız bunun sözünü şu anlık vermiyorum ama oynamayı düşünüyorum arkadaşlar hani gelebilirsiniz oynadığım sürece de tabi bir klan da oluştururum diye düşünüyorum ama kendi arkadaşlarınız varsa daha önceden bir sunucuya girdiyse Çünkü öndeki 3 gün boyunca girmiş olabilirler e, oraya girmeniz daha mantıklı olacaktır Çünkü bu tarz oyunlar diğer oyunlara benzemez Bunlar senelerce oynarsınız arkadaşlar e, sunucu seçimi çok önemlidir Hani hangi sunucuyu seçin diyemem ama seçtiğiniz sunucuda uzun süre oynayacağınıza garanti verebilirim yani böyle 20 saatte 30 saatte biten oyunlardan değil ee, i̇nsanlar yıllarını verebiliyor. Zaten 4 senede sürmüş oyun ve benim tahminim çok uzun süre gidecek. İnanılmaz patlama yaptı. Tekrardan söylerim Steam'deki aynı anda oyuncu rekoru 1 milyon 300 kişi. Ya 2 saat sıra bekledim ve hani gocunmadım bile. Gerçekten çok iyi oyun. Ben bu kadar bir oyuna okey vermem yani. yani. Benim çok nadirdir böyle şeyler dediğim kontrol oyununa bir tek baya iyi bulmuştum. ama bu oyun bambaşka seviye. Yani birleştirdiği oyunların hepsine bakınca çok iyi. Hani Genshin Impact'in artık yüzüne bakacağımı sanmıyorum. Sadece Genshin Impact'in kızları biraz daha güzel yani. Şimdi ona bir şey diyemem ama bu oyun çok daha iyi. Ya zaten hani videoyu şu son kısmını editlemiyorum niye? Çünkü en başında gördüğünüz o golem kesme, giant kesme seansı tek başına yeterli. Yani diğer oyunlarda arkadaşlar incik cincik işle. Mesela Diablo'da şu inventory bu kadar geniş değil. Sürekli yok town'a git, yok sat, yok craftla ya. Yap işte geniş geniş adamlar koymuş mis gibi. Yani ıvır zıvır şeyle çok az uğraşıyorsunuz. Ee, quest sistemi çok güzel. Mesela aldığınız quest'i devamını ileride veriyorsunuz. Yani e, quest'i size veren kişiler de haritanın ilerisine gitmiş oluyor. Sürekli ilerliyorsunuz. Hiç sıkılma hissi yaratmadı. E, yani daha ne olsun? Hani Bu tarzda oyun sevmiyorsanız tabii ki beğenmeme ihtimaliniz var. E, İngilizceden dolayı zorlanabilirsiniz. Ben rehberler çekmeye çalışacağım. Sorularınızı da yazın. Abi işte şu menü nerede? Bu menü nerede? Ben de çekmeye çalışayım. Ee, önümüzdeki süreçte gerçekten bu oyuna dair içerik sunmaya çalışacağım. Ama e, onun dışında türü seviyorsanız beğenmeme ihtimaliniz olmayan bir oyun, MMO seviyorsanız beğenmeme olma, beğenmeme ihtimaliniz yok. Ee, yani adamlar yapmış. Çok şaşırdım. Nasıl bu kadar zaman? Kendim de bilmediğimi bilmiyorum. Ama muhtemelen dil sebeple arkadaşlar. Dil olarak İngilizcesi olsa çok daha erken bilebilirdik deyip videomu da sonlandırıyorum. Bayağı uzun oldu kusura bakmayın. Ama çok güzel oldu. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Kafa dağıtmak isterseniz de dediğim gibi yorumlara açıklamaya yazdım kendi sunucumu. Gelirsiniz takılırız birlikte parti kurarız. Yardırırız. Hadi bakalım bay bay.